Dünyayı değiştiren dahiler günü nasıl yaşıyordu sizce? Ritüelleri neydi? Kaçta kalkıp kaçta çalışıp kaçta yatıyorlardı? Müzik Değerli dostlar, kültürümüz, milletimiz ya da tenimizin renginden bağımsız şekilde hepimizi kapsayan ortak bir biyolojik saat düzeni mevcut. İşte evrim sürecinden bakiye bu düzene sirkadiyen ritim diyoruz. Bu ritme göre sabah 06 sularında vücut uyanıklık için gerekli hormonları salgılamaya başlıyor ve tansiyonun hızla yükseliyor. Kalp krizinin en sık görüldüğü an bu an bu sebeple de kalkar kalkmaz antrenman yapmayın. Uyanma ve konsantrasyon ise özellikle şafakta gökyüzünün mavileşmesi ve ardından da sarı güneş ışınlarının gözümüze girmesiyle birlikte saat 12'ye dek artmaya devam ediyor. Dolayısıyla sabahtan öğlene dek vaktinizi yaratıcılık ve üretkenlik gerektiren tipteki işlere ayırmanız son derece önemli. Bu süre içerisinde mümkünse hiçbir şey yemeyin ya da çok hafif bir şeyler atıştırın. Öğlen saatlerinde mide salgınız artacak dolayısıyla yemek için zaten doğru zaman gelecek. Bir şeyler atıştırabilirsiniz. Ardından da karaciğerinizde sindirimden kaynaklı bir yorgunluk başlayacak. Safra asidi öğlen yemeğini sindirmek için çalışacak. E diğer organlar organlarda sabahtan gelen zaten bir artık öğlen yorgunluğundan mütevellit yorulmuş olacaklar. Bu sebeple öğlen sonrası kısa süreli şekilde kestirirseniz bu size ilaç gibi gelir. Burada özellikle Einstein'ın anahtar uykusunu değerlendirebilirsiniz. Elinize bir anahtar alın. Altına bir çanak koyun. Ardından da uyumaya başlayın. Anahtar çanağa düştüğünde çıkan sesle birlikte uyanın ve hemen uzun süredir cevabını merak ettiğiniz o soruyu aklınıza getirin. Böylece yanıtı çözümü bir anda takviye hakkınızda belirebilir. Bunun hemen peşine ise saat 13 civarına düşük yaratıcılık gerektiren rutin işlerinizi dizin. Mesela maillerinizi yanıtlayın. Saat 14 sularına ise özellikle doktor randevularınızı dizebilirsiniz. Mesela diş hekimi falan gibi. Çünkü bu saatte hormon düzeyleriniz düşecek, acıya duyarlılığınız azalacak ve kendinizi sabaha oranla daha bitkin hissedeceksiniz. Oldu size saat 15. Şimdi spor çantanızı omzunuza atın, kulaklığınızı takın, hemen gidin yürümeye başlayın. Telefon görüşmelerinizde yürürken yapın. Çünkü şu an enerjiniz yeniden geri geldi. Uzun süreli belleğiniz açıldı ve verimliliğiniz yeniden yükseldi. Şimdi spora giderken yolda telefon görüşmelerinizi yaparsanız hem bellekten istifade edeceksiniz hem de Steve Jobs'un da pek sevdiği şu meşhur Think and Walk aktivitesi sayesinde yürürken artan yaratıcılığınızın konuşmanızı kolaylaştırmasına imkan sağlayacaksınız. Bir saat süresince yürürken bu görüşmeleri hallettiniz. Bu sırada da spor merkezine vardınız. Oldu mu size saat 16? Heh tam da tansiyonunuzun, reflekslerinizin ve beden hızınızın arttığı zaman dilimi işte. Hemen spora başlayın. Saat 18 gibi ise pankreasınız yeniden aktifleşecek ve yemek yemek için aslında günün en uygun zamanı gelecek. Yiyebildiğiniz kadar yiyin. Sömürün. İstiyorsanız duba gibi şişin. Çünkü bu saatten sonra yarın ta öğlene dek artık ne kadar hiçbir şey yemezseniz sizin için o kadar süper. Özellikle 21 sularında sindirim sisteminize kan akımı hayli azalacak. Dolayısıyla bu saatte yenilen yemekler direkt vücuda depolanacak. Zamanla obeziteye sebep olacak. Aynı şekilde bu saatte yemek yemek de yani 21 gibi sızdıran bağırsak oluşumda tetikleyecek unutmayın. Ha akşam 19'dan sonra vücudunuzu 16-17 saat kadar aç bırakmanız enerji üretim açısında ortaya çıkan serbest radikallerin yok edilmesine ve detoksunuzun da büyük katkılar elde edeceğini söyleyebiliriz. Netflix izleyecekseniz ben özellikle belgesellerini de bu arada herhalde tavsiye ediyorum. Bunu 18-30-21 arasında bitirin. Bilgisayar, telefon ve TV ilişkiniz 21 sularında mutlaka kesilsin. Çünkü bunlar mavi ışık saçıyor ve mavi sizi uyandırıyor. Bakım onarım hormonunuz olan melatonin salınımını da engelliyor. Dolayısıyla bu saatten sonra yapacağınız en hayırlı iş kitap okumak. 2 saat kitap okuyun ve saat 23 sularında yatın. Çünkü melatonin devreye gireceği için bu saatte sizin artık yatakta olmanız lazım. Ben gece insanıyım. Benim aklım gece çalışır falan demeyin. Öyle bir şey yok. <laughs> Siz de insansınız ve durumunuz bu bağlamda hepimizde hemen hemen aynı. Saat 24 sularında konsantrasyonunuz feci biçimde düşecek. Çoğu organınız en az kapasiteyle çalışacak. Verimliliğiniz azalacak. Dikkatiniz düşecek. Refleksleriniz zayıflayacak. Biyolojiniz ile inatlaşır da oturmaya devam ederseniz Saat sabaha karşı 03 gibi artan melatonin seviyesi sizi büsbütün tutarsız ve tembel yapmaya başlayacak. Bu sebeple azalan refleksler bakımından dünya çapında trafik kazalarının en sık görüldüğü ve artan ruhsal zayıflık sebebiyle de intiharların sürekli yaşandığı saat 03. Ve bu yüzden de bu bir tesadüf değil. Evet aynı saatlerde sizi saran o bohemliğin size yaratıcılık kattığını da iddia edebilirsiniz elbette tabii ama şöyle bir saat boyunca sabah odaklanmasının tadına varırsanız onunla boy ölçüşemeyeceğini de görmüş olacaksınız unutmadım ki dünyamızı değiştiren önderler de farkında olarak ya da olmayarak esasen bu sirke diyen ritinden fazlasıyla yararlanmışlardır. Bu bağlam daire takışları da şaşırtıcı bir biçimde aslında birbirine benzer. İşte size aşağıda hemen birkaç tane örnek Şimdi sayıyorum. Bakın Mozart sabahları saat 6'da saçım mutlaka hazır oluyor ve 7'de tamamen giyinmiş oluyorum. Ardından saat 9'a kadar beste yapıyor, 9'dan 1'e kadar da ders veriyorum demiş. Beethoven gün doğarken kalkar ve işin başına oturmak için pek vakit kaybetmezmiş. Masasına oturup öğleden sonra ikiye, 3'e dek çalışırmış. Arada sırada dışarıya çıkıp yaratıcılığını arttıran yürüme molaları verilmiş. Danimarkalı filozof Søren Kierkegaard ise öğlenleri uzun bir yürüyüşe çıkar, en iyi fikirlerin de yürüyüşlerde ortaya çıktığını söylermiş. Benjamin Franklin hemen her sabah erkenden kalkıyor, üstünde hiçbir giysi olmaksızın mevsimine göre yarım saat veya bir saat oturup ya okuyorum ya da yazıyorum. Bu idman kesinlikle ızdıraplı değil bilakis gayet hoş. Sonrasında ara sıra gece uykuma katkı sağlamak için böyle bir iki saatliğine hayal edebilecek en güzel öğlen uykusunu çekmek üzere üstümü giyinmeden tekrar yatağa dönüyorum demiş. Carl Jung sabahları 2 saat yoğun şekilde yazarmış. Günün geri kalanını çalışma odasında resim yapmakla ya da derin derin düşünmekle, tepelerde uzun uzun yürüyüşlere çıkmakla, ziyaretçileri kabul etmekle ve her gün gelen arkası hiç kesilmeyen mektupları yanıtlamakla geçirirmiş. Öğleden sonra böyle 2-3 gibi de çay içer. Akşamları ise genellikle güneş batıran adını verdiği bir aparatifin ardından büyük bir öğün hazırlamayı çok severmiş. Yatma saati olmuş. Ernest Heming Bey bir kitap ya da öykü üstüne çalışırken mümkün olduğunca sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yazmaya başlarım. Sizi rahatsız edecek kimse yoktur. Hava serin ya da soğuk olur. Çalışmaya başlar ve yazdıkça ısınırsınız. Hala enerjinizin kaldığı ve bundan sonra ne olacağını bildiğiniz bir noktaya gelince durur Ertesi gün yeniden işe koyuluncaya dek hayatınıza devam etmeye çabalarsınız demiş. Haruki Murakami sabah kalkıp kesintisiz 5-6 saat çalışıyor. Öğleden sonra koşuyor ya da yüzüyor. Günlük işlerini hallettikten sonra okuyup müzik dinliyor. Yatma saati 9. The Paris Review'a her gün hiç aksatmadan bu rutini sürdürüyorum diye demeç vermiş. Amerikan Nobel ödüllü yazar Tony Morrison 1990'lara gelince çalışma programını sabahın erken saatlerini çekmiş. Güneş battıktan sonra çok akıllı, çok hazır cevap ya da çok yaratıcı olamıyorum demiş. Sabah 5 gibi uyanıp kahve yapıyor ve günün aydınlanmasını izliyorum. Benim için ışık harekete geçme sinyali. Mesele ışığın içinde olmak değil, ışık gelmeden önce orada olmak. Bir şekilde bana kuvvet veriyor bu durum demiş. Göte, kimsenin bir şey yapmak için kendini zorlamamasını tavsiye ederim. Üretken olmayan günleri ve saatleri boş harcamak ya da uyuyarak geçirmek böyle zamanlarda sonradan hiçbir tatmin vermeyecek bir şey yazmayı denemekten çok daha iyidir diyerek biyolojik saatin önemine vurgu yapmış. Victor Hugo iki çiğ yumurta yutar ve ardından kendini gözcü kulesine kapatıp 11'e dek yazarmış. Öğlen yemeğinden sonra 2 saatlik yürüyüşe çıkar ya da sahilde yorucu egzersizler yaparmış. Albert Einstein 1'e kadar çalışır, 1.30'da öğlen yemeğini yer, Kestirmek ve bir fincan çay içmek için de evine dönermiş. George Orwell zihninin en açık olduğu zamanlar olan sabahları ve öğleden sonraları yazmaya 5,5 saatini ayırırmış. Yazmayı bitirdikten sonra dükkana döner, burada vaktini mutlu bir rehavet içinde geçirir ve akşamki boş vaktini de dört gözle beklermiş. Dostlar biyolojinizle inatlaşmayın. Yeni yılda siz de hayatınızı sirka diyen ritme uyarlayın. Hem veriliminizi arttırın hem de keyfinizi gereğini yapın. Değerli dostlar, bu videonun tamamlayıcısı nitelikte bir başka video ile sizi baş başa bırakıyorum. Hemen yukarıya tıklayarak şimdi o videodan süreci devam ettirebilirsiniz.